Son dakika haberi 24 saat. Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Afrin Harekatı Zeytin Dalı Harekatı Türk milletinin şanlı tarihine yazılmış büyük bir zaferdir. 2 ay gibi kısa süre içinde ciddi hazırlıklar yapmış, işte o yapılan koruganları, silah depolarını kastediyorum. Ayrıca iyi bildikleri bir zemin üzerindeydiler. Kısa süre içerisinde hem diplomasi açısından hem silahlı kuvvetlerimizin operasyonel kabiliyetleri açısından bir zafer elde ettik. Orada sivillere zarar verildiğini iddia ettiler. AFAD başkanımızı bölgeye yollamıştık. O da bana raporladı. Zaten bildiğimiz hususlardı. Şu anda Afrin'de bütün köylerde halk normal hayatına döndü. Yardım malzemeleri götürdü Kızılay ve AFAD'ımız. Yardım malzemelerine bile saldırdılar. Şu anda 29 noktada köylerde ve şehir merkezi dahil olmak üzere AFAD ve Türk Kızılayımız yardım noktaları oluşturdu. Yiyecek paketi, hijyen paketi, bütün bunları ihtiva eden, 3 ay bir aileye yetebiliyor, dağıtıldı. Başbakanlıkta mutfakta çalışan, mükemmel bir kurul var, Suriye Görev Gücü dediğimiz. Dünya tarihi sivillere zarar vermeden bir şer gücün temizlenmesi açısından bana göre çok önemli örnekler yaşamış oldu. Hem Fırat Kalkanı hem Afrin bölgesinde, Suriye'nin diğer bölgelerine bakın, her tarafı tarumar ettiler, bizim bir mirasımız var, inançlarımız var, sivil insanlara el kaldıramayız, onlara zarar veremeyiz. Sivillere zarar vermeden büyük bir terör grubu nasıl temizleniyor? Türkiye göstermiştir, ciddi bir bürokratik yapılanma var, o parayı almak kullanmak kolay değil, en azından paranın kullanımı bir takım uluslararası kuruluşlar eliyle yapılıyor. Hangi yardımı yapmışlar ki, insani yardım konusunda söyleyecek lafları olsun. Amerika Birleşik Devletleri ile NATO içinde ittifaka sahibiz, stratejik bir birliktelik içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kafası karışık, bir gün sözcüsü bir şeyler söylüyor, öbür gün Dışişleri Bakanı başka bir şey taahhüt ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, gerçekleri görmek durumundadır. Bu terör belasını bu milletin başına bir zarar getirmeyecek noktaya getirene kadar bu mücadele devam eder. Güçleri kalmadı, halkın üzerinde baskı yapacak güçleri de kalmadı, Afrin'e girmeyelim diyordu Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi fena halde sahipleniyor, şanlı ordumuz hükümetinin, Cumhurbaşkanının talimatı ile oraya giriyor, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan. Milletçe el ele vermemiz gereken dönemdeyiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, dönüp Sayın Devlet Bahçeli'ye baksın. Elbette şanlı ordumuz bütün dünyaya şanlı zafer yazmıştır. Bunun başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dün bu iradeyi tenkit eden, karşı çıkanlar bugün ordumuzun yanlışı düzelttiğini söylüyorlar. Böyle bir şey olamaz. Seçim ittifakı şu anda bizim ittifak yapmaya karar verdiğimiz ve açıkladığımız parti MHP, ittifakı MHP ile yapacağımızı oturduk, konuştuk, bu siyasi gereklilikten ortaya çıkan bir ittifak değil. Bu Türkiye'nin beka meselesinin olduğu bir dönemde Türkiye'de milli duruşu olan siyasi liderlerin ortaya koyduğu bir ittifaktır. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Baraj yolu ile birileri meclis dışı bırakılıyor iddialarını da ortadan kaldırdık. Herhangi bir sebeple partiler ittifak kurabilirler. Bunun önünü açmış olduk. Önemli olan samimi davranmak. Yeni seçim kanunu Türkiye'nin ihtiyaçlarını gören, tecrübelerden kaynaklanan maddeler ihtiva ediyor. O halin seçimle, demokrasiyle uyuşmadığını iddia edenler var. Ben hep aksine inandım. Erzurum'da da terör örgütünün baskıları vardı. Şimdi oralara gittiğimiz zaman milletin gözünün parladığını görüyoruz. Bir ihtilal olursa, iki terör olursa seçim güvenliği riske girer. Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi, Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya devam edeceğiz. Kıbrıs Adası'nın zenginliği, oradaki iki toplumun kendi eşit zenginliğidir. Burada Rumlar, ben İtalyanları, başkalarını getiririm, oldu bitiye getiririm, karlılığım olur, buradan da korkmayın, Türklerin de payını veririm diyemez. Anlaşmalar ortak yapılır. Aksini kabul edemeyiz, biz KKTC'ye su götürdük, elektrik götürmek üzere, bakanlığımızın bir çalışması var, bir kısım su ile sulama yapmak için çalışma var.
Biz KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın rahatına, zenginliğine, günlük yaşamında çok daha iyi yaşamasına çalışıyoruz. 2018 için acil eylem planı hazırladık, çalışmamızı aşağı yukarı bitirdik. Biraz uzadı. Ancak detaylar konusunda hem Yargıtay ile hem hakimlerle görüşüyoruz. En doğrusunu yapmak lazım. Cezaları ağırlaştırmak, tecavüz ve öldürme varsa cezaların en ağırını verme eğilimimiz var. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatı var. Bu sene için bir acil eylem planı hazırladık. Bunu önümüzdeki günlerde Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğim. Bu eylem planı 2018 için. Ondan sonraki dönemin eylem planlarını da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız hazırlayacak. 2018 için acil bir eylem planı yapıyoruz. Belki Nisan'ın ilk haftasına sarkabilecek, hadım kelimesi yanlış, cinsel isteğin bastırılması, vatandaşımızın vicdanını tatmin edecek şekilde cezaları geliştireceğiz. Hadım kelimesi yanlış, biz buna cinsel isteğin baskılanması diyoruz. Kanuna yazarken de böyle yapacağız. Bu da bir cezalandırma değil aslında. Bir tedbir, cezalandırmadan sonra infaz sürelerini bitirip de normal hayata dönenlerin içinde fiilleri tekrarlama oranı yüksek. Onlarla ilgili tedbirler alıyoruz. Cinsel isteğin bastırılması, hakim bunu isteyebilecek, Sağlık Bakanlığı çocuk izleme merkezleri var. Buralar bugün bütün dünyaya örnek olacak şekilde çocuklarımızı koruyan yerler. Buralarda psikologlar var, işini iyi bilen uzmanlar var, uyuşturucu ile mücadele bir şehrin atık sularında uyuşturucu miktarlarında artış varsa kendimizi de kontrol edeceğiz. İkinci takip edebileceğimiz işte piyasa fiyatı. Piyasada uyuşturucunun fiyatı artıyorsa bunun anlamı piyasaya uyuşturucu az gidiyor demektir. Bu ikisini de ölçeceğiz. Son olarak da saha araştırması yapacağız. Kaynak, haber.